Efendim merhabalar, merhabalar, merhabalar. Bugün ayın 21'i FED toplantısı var. 22'sinde de faiz kararını açıklayacak. Ben beklentimi söylüyorum. Her ne kadar piyasada bazı kesimler 50 bas puanlık bir faiz artışı olacağını söylese de ben çok ihtimal vermiyorum. Olursa şaşırır mıyım şaşırmam ama piyasalar şaşırır. 50 bas puanlık bir faiz artırımı ciddi anlamda özellikle riskli piyasalar tarafında, borsalar tarafında ve kriptolar tarafında satış baskısı yaratabilir. Yine 50 bas bir faiz artışı 2 senelik ve 5 yıllık aynı zamanda 10 yıllık tahvil faizlerinin yukarıya çıkmasının sebebi olabilir Amerika tarafında. Bunu da bir tarafa koyalım. Altında hafif bir geri çekilme gözlenebilir. 25'te 50 bas puanda daha sert bir geri çekilme gözlenebilir ama bunu bir düzeltme hareketi olarak görüyorum arkadaşlar. Altında rekor beklentimi koruyorum. Yanılmıyorsam Cuma günüydü. 2000 doların üzerine bir attı kendisine. Rekor denemesi yapamadan geri döndü. Şu sıralarda da 1960 36'ya düşmüş %0.61'lik bir düşüş var. Tabii Fed beklentisiyle altındaki bu gerilemin normal olduğunda özellikle belirtelim al. Yani altının olsun da zaten bir miktar geri çekilme bekliyorduk. Bu bizi şaşırtmasın. Amerika'daki faiz artışını etkileyen önemli veriler var. Onları da konuşacağız ama öncelikle benim Fed beklentimi sizlerle paylaşayım. Ben 25 bas puanlık bir faiz arttırımı bekliyorum. Daha sonraki yapılacak faiz toplantılarında yani Mayıs ve Haziran toplantılarında da yine 25-25 faiz arttırımlarının devam edeceğini ve dolayısıyla bugün işte 45475 475 seviyesinde olan faizlerin 5.25-5.50 aralığına kadar yükseltileceğini düşünüyorum. Bu kanaatimi sizlerle ne ne kadar zamandır paylaşıyorum? Herhalde 3-4 aydır konuşuyoruz. Son dönemde bir altı zirve seviyesi konuşulmaya başlanmıştı piyasalar tarafında ama çok yüksek ihtimalle arkadaşlar bu bankacılıkla ilgili gelişmeler Fed'in daha sakin, daha stabil faiz arttırımları yapmasını beraberinde getirecek gibi görünüyor. Sadece bankacılık krizi değil elbette açıklanan veriler özellikle tüfe ve üfe verilerinin bir miktar geriye geliyor olması da Fed'in 50 bas puanlık bir faiz arttırımı yapmamasını beraberinde getirecek. Ancak şunu söyleyelim hala enflasyonun oldukça yukarıda kalıyor olması hedef olan %2'lik enflasyon rakamının epey üzerinde kalıyor olması da Fed'in faiz artışlarını devam ettireceği ve zirve seviyesinde de uzun bir süre tutacağı anlamına geliyor. Bu uzun süreyle ilgili kastım şu arkadaşlar en az 6 ay bu seviyede tutabilir faizleri. Enflasyonda bir düşüş eğilimi olursa o zaman evet yıl sonuna doğru bir faiz indirimi denemesi yapabilir. Bakın yıl sonuna doğru bir faiz indirimi denemesi yapabilir. O döneme kadar faizler sabit tutacaktır hazirandan sonraki süreçte. O da nereden baksanız 6 aya falan denk geliyor. Yani Aralık ayı gibi belki faiz indirimlerini konuşur. Enflasyon istendiği gibi geri çekilemezse, 4-5 aralığında kalmaya devam ederse Amerika'daki enflasyondan bahsediyorum. O durumda çok yüksek ihtimal biraz daha uzatacaklardır o yüksek seviyedeki durumunu faizin sabit tutacaklardır. Sonra enflasyon düş eğilimine girdiğinde özellikle çekirdek enflasyon ve çekirdek enflasyonu etkileyecek, enflasyonu etkileyecek PCE gibi veriler biraz daha düş eğilimine girdikten sonra FED faiz indirimini konuşacaktır. Mart ayı itibariyle özellikle faiz indirimi bekleyen ya da FED'in faizleri sabit tutmasını bekleyen arkadaşlar büyük bir yanılgı içerisinde bunu özellikle belirtmek istiyorum. Sürekli olarak bankacılık sistemi üzerinden bir baskı yaratılmaya çalışılıyor. En son kredi Suisse üzerinden de bakın bu iş Avrupa'ya da sıçrıyor mesajı verilmeye çalışıldı. Ama kimse yemiyor bunu. Lagarde açıkladı. Avrupa'da bankacılık sistemi gayet sağlam temeller üzerine oturuyor kardeşim dedi. Yani kimsenin bankaları kurtarma ya da fonlama gibi bir eğilimi ya da niyeti yok. Nitekim arkadaşlar biliyorsunuz Amerika tarafında bir banka Silicon Valley Bank'tan sonra yine bir banka böyle bir batma eğilimine girdi. Devlet oralı bile olmadı. Amerika Merkez Bankası oralı bile olmadı. Onun sonrası 11 tane banka Amerika'nın en büyük bankaları bir araya gelip 30 milyar dolar toplayarak o bankayı kurtarmak zorunda kaldılar. Yani sektör kendi içerisinde bu tür adımlar atabilir ama Fed tarafından, Amerika tarafından, Avrupa tarafından ya da Avrupa'nın önemli yönetim mekanizmaları tarafından bir banka kurtarma operasyonu beklemeyin. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar, 2008 krizi gibi bir krizle karşı karşıya falan değiliz piyasalarla merkez bankaları arasında bir savaş var. Piyasalar para kazanmak istiyor, bankalar para kazanmak istiyor. Bankaların para kazanmasının yollarından birisi ya da piyasaların para kazanmasının yollarından birisi elbette faizlerin düşürülmesi. Faizler düşerse daha rahat hareket edeceklerini düşünüyorlar. O nedenle baskı yapıyorlar. Merkez bankaları da diyor ki bizim kriterimiz enflasyon. Biz enflasyona göre hareket ederiz. Dolayısıyla sizin yaptığınız bu operasyonların bizde bir karşılığı yok kardeşim. Avrupa Merkez Bankası'nın verdiği en son mesajda buydu. Geçen hafta biliyorsunuz ayın 16'sı itibariyle faiz kararını açıkladı Avrupa Merkez Bankası ve 50 bas puanlık bir faiz arttırımı yaptı. Sonrasında da piyasalar şu numarayı çekmeye başladı. Gördünüz mü İşte Avrupa Merkez Bankası piyasayı panikletmemek için 50 bas puan arttırabildi ancak. E zaten o kadar arttıracağını söylüyordu. Siz demiştiniz 75 bas puan arttıracak falan diye gazladığınız piyasa olarak Merkez Bankası'nın Merkez Bankası da dedi ki ne ben o kadar yüksek faiz arttırımı yapacağım ne de sizin beni tehdit ettiğiniz şekilde faizleri sabit tutacağım. Ben faiz arttırımlarımı kendi koşullarım içerisinde yapmaya devam edeceğim. Bu sayede en azından talep enflasyonunun önünü kesin Maaşların yükselmesini azaltacağım ve öbür taraftan bir miktarda işsizliği arttıracağım. Dolayısıyla piyasada enflasyon üzerinde işsizliğin ve büyümenin etkili eleman olmasını azaltacağım dedi Avrupa Merkez Bankası. Sonrasında da Lagarde arka arkaya açıklamalar yaptı. Piyasa bu sefer ya galiba bunlar Şahin demeye başladı. Ya Şahin de değil güvercin de değil. Bir politikaları var bu politikaları uyguluyorlar. Aynı söylemleri Fed tarafında görüyoruz. Senato'ya yaptığı konuşmada, Powell'ın Temsilciler Meclisi'ne yaptığı konuşmada, Powell'ın piyasaya yaptığı konuşmalarda Powell'ın bunu çok net görüyoruz. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın, Fed'in tüm başkanları da aslında Powell'ın açıklamalarına paralel açıklamalar yapmaya devam ediyorlar. Biz faizleri verilere bakarak konumlandıracağız. Arttıracağız. Sabit tutacağız ya da düzelteceğiz. Ama verilere bakacağız. Yani üç tane banka batırdınız diye ya da Avrupa'da kredi suist gibi bir banka zora girdi diye biz faiz politikamızdan vazgeçmeyeceğiz. Sadece Merkez Bankası yetkilileri değil elbette. Mesela Amerika'nın önde gelen isimlerinden birisi. Ekonomiyle ilgili sözü geçen bir isim. Eski Hazine Bakanı Summerstein'ı söylüyor. Diyor ki eğer ki FED faiz arttırımından erken vazgeçerse ya da yanlışlıkla faiz indirmeye kalkarsa yani enflasyonu ikinci plana atmaya kalkarsa bunun bedelini önümüzdeki süreçte çok daha ağır öder kardeşim diyor. Herkes aynı fikirde ama piyasalar dediğim gibi para kazanmak için sürekli olarak bir takım haberleri pompalamaya devam ediyorlar. Bu mesajları swap piyasaları üzerinden veriyorlar, medya üzerinden veriyorlar, bu mesajları temsilciler meclisi üzerinden veriyorlar, oradan veriyorlar, buradan veriyorlar. Ama günün sonunda dediğim gibi FED politikalarını değiştirmeyecek. Bu kadar uzun lafın sonrasında arkadaşlar. Gelelim özete. Özet şudur. FED yarın 50 bas puanlık bir faiz arttırımı yapmayacak. Bu koşullar dahilinde. Gerek de yok. ÜFE verisine bakıyorsunuz. Evet yüksek kalıyor ama bir düşüş eğilimine girmiş. Piyasa beklentileri neymiş Amerika'da ÜFE'de? Yüzde 5.4'müş. Bir önceki üretici fiyat gerçekleşmesi 5.7'ymiş. Bu ayki gerçekleşme yani Şubat ayındaki gerçekleşme yüzde 4.6 seviyesinde. Demek ki işe yarıyor. Maya tutmaya başladı. Dolayısıyla Amerika diyor ki kardeşim evet ben faizleri arttırmaya devam edeceğim. enflasyon yüksek olduğu için ama sizin düşündüğünüz gibi ya da sizin gazladığınız gibi öyle 50 bas puanlık bir faiz arttırımı yapmayacağım ya da sizin düşündüğünüz gibi faizleri sabit tutup düşürmeyeceğim. Tüketici verisine bakalım arkadaşlar 6 çekirdek enflasyona bakıyoruz düşüş eğiliminde ama beklentilerin üzerinde kalarak yüksek seviyelerini koruma eğiliminde. Amerika'da Fed bu verilere baktığında diyor ki evet sıkıntı devam ediyor faizleri arttıracağız abartmadan. Sonra başka neye bakıyor FED? Mesela her perşembe günü açıklanan işsizlik maaşı başvurularına bakıyor. İşsizlik maaşı başvuruları şu anda beklentilerin altında geliyor zaman zaman beklentilerin üzerinde gelse de genel itibarıyla beklentilerin altında geliyor. Mesela 250 bin bekleniyor, 190 bin açıklanıyor. 230 bin bekleniyor, 195 bin açıklanıyor. Bu da Fed'in faiz arttırımı yönünde elini güçlendiriyor. Diyor ki demek ki ben hala iş gücü piyasasını dengeleyemem. Hala iş maliyetleri, iş gücü maliyetleri yüksek. Dolayısıyla bu bir maliyet enflasyonu yaratıyor. Bu maliyet enflasyonunu azaltabilmem için benim baskıyı arttırmam gerekiyor. Faizi arttırmam arttırmam gerekiyor. Başka neye bakıyor FED? Büyüme verilerine bakıyor. Evet Amerika daha önceki dönemlere göre büyümesi azalmaya başlıyor. Ama hala büyüme verileri bizim beklentilerimizin üzerinde. Hala piyasa beklentilerimizin üzerinde bir şekilde canlı. Dolayısıyla ne yapacağız kardeşim? Faizleri arttırmaya devam edeceğiz. Kimse 5'in altında bir faiz oranı beklemesin bir kere. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Tepe noktası dediğimiz faiz oranı var ya FED'de. Kimse 5'in altında bir faiz oranı beklemesin Öyle ya da böyle FED çok çok yüksek ihtimal 5-25 5 50 aralığına götürecek bir tık düşük ihtimal 525 aralığına götürecek ama 5'in altında bir faiz oranı olmayacak. Bu koşullar içerisinde de 6 ve üzerine bir faiz oranı, beklemiyorum ben şahsen. Haziran'a geldiğimizde 5.25, 5.50 seviyelerine sabitleyecek. Sonrasında Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, belki Aralık aylarında bu faizi bu seviyelerde sabit tutacak. Gördüğünüz gibi 6 aylık bir bahsediyoruz. Aralık veya Ocak ayında da yine tabloya bakacak. Bankaların batmasına değil, şirketlerin batmasına değil. Yine dönecek verilere bakacak. Yine dönecek enflasyona bakacak ve diyecek, ki, evet biz enflasyonu %3'e kadar gevşettik kardeşim yüzde iki hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bunlar tamamen afaki rakamlar. Böyle olacak diye söylemiyorum. Sonra sanki Selçuk yüzde üçlük enflasyon hedefi bekliyormuş gibi lanse ediliyor. Öyle bir şey demiyorum arkadaşlar. Bakacak yüzde üç olduysa enflasyon, yüzde üç buçuk olduysa enflasyon, yüzde altına sarkıp yüzde ikiye doğru gitme eğilimi göstermeye başlıyorsa enflasyon o zaman tamam arkadaşlar. Piyasayı biraz daha rahatlatabiliriz. Biraz para arzını arttırabiliriz varlık alımları belki yapabiliriz falan diyecek ve faizleri indirmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi 2024 öncesinde bir faiz indirimi görülmüyor. Yüksek faiz ortamı devam edecek. Bunun piyasalara etkisi ne olacak? Ya da piyasalar bunu nasıl okuyacak? Göreceksiniz. Hazirana kadar her ay şu muhabbetleri duymaya devam edeceğiz. FED faizleri arttırmayacak. FED faizleri sabit tutacak. Bak görüyor musun bankalar batıyor. Bak görüyor musun kripto şirketleri batıyor. Bak görüyor musun şurada şu oluyor, burada bu oluyor diye piyasalar FED'i baskılamaya devam edecekler. FED de yoluna devam edecek. Avrupa Merkez Bankası'nda baskılamaya devam edecekler. Avrupa Merkez Bankası Fed'den bir tık agresif olarak yoluna devam edecek. Çünkü geç kaldı. Bunu da bilinçli olarak yaptı ve bununla ilgili Avrupa Merkez Bankası'nı eleştirenlere de hayır eleştirmeyin kardeşim diyor. Çünkü Fed tarafı bir ülkeyi temsil ediyor. Sadece bir ülkeyi, Amerika'yı temsil ediyor. Avrupa Merkez Bankası tarafı 27 ülkeyi temsil ediyor. İngiltere'yi işin içine katarsak, yani İngiltere evet Avrupa Birliği'nden ayrıldı ama hala Avrupa coğrafyasının bir parçası, ekonomisinin bir parçası. Dolayısıyla İngiltere'yi de işin içine katarsak 28 ülkeden bahsediyoruz. Avrupa Merkez Bankası faiz kararlarını verirken arkadaşlar ister istemez bu Birbirinden ayrışan, birbirinden farklı ekonomiler yürüten 28 ekonomiye göre hareket etmek zorunda kalıyordu. Ama artık tık dedi yani buraya kadar geldi. Avrupa Merkez Bankası da faizleri daha fazla arttırması gerektiğini gördü. Bence Avrupa Merkez Bankası tarafında da 50 bas, 50 bas, 50 bas faiz arttırımları devam edecek. Hatta Amerika... O en tepe nokta dediğimiz seviyeye ulaştığında bile Avrupa Merkez Bankası faizleri arttırmaya devam edebilir. Çünkü enflasyon dizginlenecek gibi görünmüyor. Şimdilik Avrupa tarafı için söylüyorum. Orada mesela biz Kasım'a kadar belki bir faiz artış süreci görebiliriz. 2024'ün belki ilk çeyreğinde faiz indirimleri konuşulmaya başlanabilir. Avrupa tarafına. Peki bu ne anlama geliyor? Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırması, Amerika'nın faizleri sabit tutması pariteyi yukarıya doğru itebilir arkadaşlar. Yukarıya doğru zorlayabilir. Yani euro dolara göre bir tık daha değerli olabilir. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırması ortamında Fed'in faizleri sabit tutması durumunda altın rekor denemelerini hızlandırabilir. Bakın rekor dener demiyorum. Rekor denemeleri diyorum. Dikkatinizi çekiyorum. Bu ne demek arkadaşlar? Ons'tan başlayalım. Sonra gram altın'ı konuşuruz. Mesela 2070 dolar civarında bir altın ons fiyatı vardı rekor seviye olarak biliyorsunuz. Onu 2100'e revize edebilir önce. Sonra Özellikle ETF'lerin yani altın fonlarının altın talebini arttırması ile birlikte 2150 seviyelerini zorlayabilir. Hatta biz 2200'ün üzerinde bir altın ons değeri görebiliriz. Bir kere bunu bir not olarak koyalım. Gram altın ne olur kardeşim böyle bir ortamda? Gram altın onsa göre çifte etkiyle yükselecek arkadaşlar. Kim ne derse desin. Hangi siyasi oluşum iktidara gelirse gelsin Türkiye'nin işi önümüzdeki ilk 6 ayda zor olacak. Seçimlerden sonraki ilk 6 aydan var. Bir anda haldır haldır Türkiye'ye para girişi olmayacak düzenlemelere bakacaklar sistem akışına bakacaklar nasıl bu işin yürüdüğüne bakacaklar hukuk sisteminin tekrar düzene sokup sokulmadığına bakacaklar demokrasiye bakacaklar bir süreç gerekiyor. Kredi notları bir anda apar topar düzelmeyecek. Kredi notları dipte kalmaya devam ettiği için para akışı zorlaşacak. E tabii başka siyasi ayak oyunları da olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman doların seçimlerden sonra sıçrama hareketleri yapacağını düşünüyorum. Eğer ki iktidarda AK Parti yönetimi kalmaya devam ederse bu yanlış ekonomi politikaları nedeniyle zıplayacak. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nın iktidara yürümesinden bahsedelim. Eğer öyle bir durum olursa da göreceksiniz arkadaşlar. Bakın bunlar bu işi yönetemiyor diye kuru çok ciddi dalgalandıracaklar. Çünkü parasal bir güç var şu anki mevcut yönetimin elinde. Yabancıların girişinden çok yerlerin çıkışı daha fazla olabileceği için ve bir takım manipülatif hareketlerin olabileceği için göreceksiniz ilk 6 ay içerisinde kurda ciddi ataklar olacak. Merkez Bankası her koşulda bence bağımsızlaştırılacak. Bu politikalar hiçbir şekilde devam ettirilmeyecek ondan eminiz. Bu iyi bir şey. TÜİK gibi kurumlar bağımsızlaştırılacak ama mesela TÜİK'in şöyle bir handikapı olacak ekonomi üzerinde ister istemez gerçek enflasyon rakamları açıklanacak. Gerçek enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla yüksek faiz ortamı daha da derinleşecek ve bu piyasalardaki kırılma algısını arttıracak. Eğer ki buna zamanda müdahale edilmezse kur şoklarındaki tatminsizlik de artacak. O nedenle size şunu söylüyorum. Kim gelirse gelsin iktidara. İşimiz zor. Ekonominin bir anda toparlanması, ekonomik verilerin bir anda toparlanması mümkün değil. Ekonomi politikalarını adam gibi yönetecek ve ekonomi politikalarını gerçek anlamda vatandaşın önüne, Türkiye'nin önüne sunacak bir model karşımıza çıkartılırsa ki çıkartılmalı. Yani tarımı teşvik eden, sanayiyi teşvik eden, finans piyasalarını ve para piyasalarını doğru düzgün kurgulayan, TÜİK'in artık daha bağımsız davranmasını sağlayan bir sistem oturtulursa 6-7 ay sonra her şey normalleşir arkadaşlar. O normalleşme sonrasında yabancı para girişi daha da hızlanır. Ufak ufak dengelerine oturmaya başlar. Evet kurda bir düşüş olmaz kimse. Öyle bir beklenti içerisine girmesin. Oralarda kalır. Onun enflasyon etkisi de olur. Ama sonrasında uygulanacak doğru politikalarla en azından kurun yükselmesi önlenir. <laughs>